Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda haritada belirlenmiş bir güzergâhta hiç kumanda müdahalesi olmadan uçuş imkanı sağlayan otomodun kullanımını göstermeye çalışacağım. Öncelikle Mission Planner arayüzünü açıyoruz. Yukarıdan Flight Plan sekmesine giriyoruz. Şu anda ekranda uçuş yapacağımız alanı ve drone'u koymayı planladığım noktayı görüyorsunuz. Daha öncesinde drone'u oraya götürerek ekranda gördüğünüz şekilde o noktayı işaretledim. Drone'u otomatik modda uçurmanın iki farklı yolu mevcut. İlk yol olarak harita üzerinde bir rota belirleriz. Şu anda ekranda rastgele 3 nokta belirliyorum. Sonrasında drone'u kumanda ile kaldırırız ve 5. kanal aracılığıyla otomatik moda alırız. Bu işlemin ardından drone belirlediğimiz rotayı takip etmeye başlar. Ancak bu yolda kalkış ve iniş kumanda ile gerçekleştirilir. Sadece kalkışı veya sadece inişi otomatik olarak yapma imkanı da mevcut. Ancak ben bu videoda kalkışı ve inişi otomatik olarak gerçekleştirilecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Şimdi ekranda ayarladığımız rotayı siliyorum. Sadece ilk nokta kalıyor. Onu da waypoint yani geçiş noktası olarak değil de takeoff yani kalkış olarak ayarlayacağım. Takeoff olarak ayarladıktan sonra harita üzerinde bir numaralı noktanın kaybolduğunu ve o noktanın home noktası üzerine taşındığını görüyoruz. Şimdi sıra geldi kalkışın parametrelerine. Burada altitude sekmesinde drone'un kalkışının kaç metrede tamamlanacağını seçiyoruz. Ben bunu 20 metre olarak ayarlayacağım. Peki otomatik olarak neden 40 yazılmıştı? Buna baktığımızda üst tarafta default altitude değeri olarak 40'ın ayarlı olduğunu görüyoruz. Ben de uçuşun devamını 40 metrede gerçekleştireceğim için şimdilik buna dokunmuyorum. Burada bir diğer ayarda waypoint radius olduğunu görüyoruz. Bu değerin 2 olması bize ayarladığımız noktaların merkezi olduğu 2 metrelik bir çap içine drone'un gideceğini söylemekte. 2 metrelik hassasiyet bence yeterli. Bu ayara o yüzden dokunmuyorum. Şimdi uçuş sırasında bizim olacağımız noktayı size göstereyim. Bize çok yakın bir geçiş noktası belirleyelim. Şimdi bu noktanın ne önemi var ondan bahsedeyim. Bu noktayı uçuşa başlamadan önce bir güvenlik basamağı olarak ayarlamaya çalışacağım. Yani çok rahat görebileceğim bana yakın bir noktaya gelip benim ayarlayacağım bir süre orada beklemesini isteyeceğim. Bu sırada da drone'u kontrol ederek tüm sistemleri doğru çalışıyor mu değerlendireceğim. Şimdi ikinci nokta seçiliyken ayarlayacağımız parametrelere bakalım. İlk olarak ikinci noktanın seçili olduğunu teyit ediyoruz. Ardından daha önce konuştuğumuz gibi yüksekliğin 40 metrede olduğunu görüyoruz. Ve güvenlik noktasında son adamı olarak delay yani gecikme parametresini 15 olarak ayarlayacağız. Bunun anlamı şu oluyor. Drone bu noktaya ulaştığı zaman bir sonrakine gitmeden önce 15 saniye bekleyecek. Uçuşun sıradaki bölümü ekranda gördüğünüz alanda gerçekleştireceğim. Öncelikle drone'u bu alana sokalım. Bu alana girdikten sonra drone'un ekranda gördüğünüz şekilde yeşil alanın etrafında bir yay çizerek dolanmasını istiyorum. Bu dolanım sırasında da kamerasının sürekli olarak parkın merkezinde olmasını istiyorum. Drone'un kamerasının bir noktaya odaklanmasını sağlayan komut Do Set Roy komutudur. Yani Türkçesini ilgi noktası ayarlama olarak düşünebiliriz. Bu komutun iki farklı çalışma şekli mevcut. 3-2-1 versiyonu öncesinde bu komutu ayarladığımızda bir önceki nokta ile bir sonraki nokta arasında ayarladığımız noktaya bakarken 3-2-1 versiyonu ve sonrasında bu komutu verdikten sonra başka bir ilgi noktası komutu gelene kadar drone o noktaya bakmaya devam edecek şekilde ayarlanıyor. Bizim örneğimize dönecek olursak biz drone'un bu alan içindeyken kamerasının tam orta noktaya doğru odaklanmasını istiyoruz. Bunun için bu noktayı işaretleyip waypoint yerine Do Set Roy komutunu ayarlıyoruz. Ardından ilgi noktasını ayarladığımıza göre alanın çevresinde noktalar belirleyerek çeviriyoruz. Ekranda görüldüğü gibi ayarladığımız her noktaya en kısa yoldan gidiliyor. Ben ise bu kadar keskin sınırlarla değil de daha yumuşatılmış, daha yuvarlığa yakın bir rotada ilerlemesini istiyorum. Bunun için 6. noktadan itibaren waypointleri spleen waypoint olarak yani eğri geçiş noktası olarak değiştiriyorum. Bu işlemin sonunda ayarlanan iki nokta arasından direkt geçiş yerine daha yumuşatılmış bir yol belirleniyor. İlk aşama tamam. Bu geçişi uçuşta daha iyi anlamak için drone'u tekrar kameranın yakınına getirerek 5 saniye bekleyecek şekilde ayarlayacağım. Şimdi sıra geldi loiter komutlarına. 3 tane loiter komutumuz var. Loiter turn, loiter time ve loiter unlimited. Loiter time ve unlimited benzer komutlar. Loiter time'da drone belirlenen noktada ayarladığımız süre boyunca loiter modunda kalırken unlimited'da ise kumandadan başka bir komut gelene kadar loiter modunda kalıyor.
Uçuşun başında uyguladığımız delay, yani bekleme komutu da loiter time uygulaması ile çalışıyor. Yani delay eklediğimiz noktaya gelince, ayarladığımız süre boyunca drone loiter moduna geçerek bekliyor. Loiter unlimited ise o noktada kumandadan bir komut gelene kadar drone'un beklemesini sağlıyor. Bunu uçuşun sonunda indirmeyi kumanda ile gerçekleştirmeyi istediğimizde kullanabiliyoruz. Şimdi loiter turn'e geldik. Bu aslında circle modun otomatik moddaki uygulaması. Biz bir nokta belirliyoruz. Bu örnekte 12. nokta. Drone da merkezi bu nokta olan bir daire çiziyor. Dairenin çapını ConfiTuning başlığı altında Circle Radius parametresi ile ayarlayabiliyoruz. Ancak ekranda çıkan Radius parametresine kesinlikle dokunmuyoruz, sıfır olarak kalıyor. Turns parametresi ile bu noktanın etrafında drone'un kaç tur atacağını ayarlıyoruz. Ben bunu 1 olarak ayarlıyorum. Geriye bir tek do jump, yani atlama komutundan bahsetmek kaldı. Öncelikle loiter sonrası drone'un kamerasını yaklaşık olarak bizim bulunduğumuz konuma dönmesini sağlıyoruz. Ardından da drone'u küçük bir üçgen çizecek şekilde yönlendiriyoruz. Sonrasında ise herhangi bir noktaya tıklıyoruz ve waypoint'i do jump komutu ile değiştiriyoruz. Bundan sonra karşımıza iki parametre çıkıyor. Bunlardan biri waypoint, diğeri de repeat. Do jump komutu ile istediğimiz bir noktaya geri dönüş sağlıyoruz. Örnekle anlatmak gerekirse çizdiğimiz üçgenin ilk noktasına geri dönmek için do jump komutunun waypoint parametresini 14 yapıyoruz. Bu geri dönüşü de sadece bir kez yapmasını istediğimiz için repeat, yani tekrar sayısında 1 olarak belirliyoruz. Yaptığımız ayar sonucu drone'un izleyeceği sıralamayı ekranda görüyorsunuz. Do jump komutu da tamamlandığına göre artık uçuşumuzu sonlandırabiliriz. Haritada herhangi boş bir noktaya tıklıyoruz. Ardından waypoint olarak ayarlanmış olan bu noktayı return to launch olarak ayarlıyoruz. Son olarak da yaptığımız rotayı kaydediyoruz. Videoyu sonlandırmadan önce son olarak da otomatik moddaki hız verilerini nasıl ayarlayabileceğimize bakalım. Bunun için ConfiTuning ekranından Extended Tuning başlığını seçiyoruz. Burada işaretli alanda gördüğümüz speed değeri, drone'un havadayken yatay eksendeki maksimum çıkabileceği hızı gösterir. 500 değeri 5 metre bölü saniyelik hıza karşılık gelir. Radius parametresi videonun başlarında anlattığım waypoint radius ile aynı görevi yapıyor. Speed up ve down parametreleri de dikey eksenlerdeki maksimum hız değerlerini gösteriyor. Ben bunlara hiç dokunmuyorum ki orijinal değerlerindeki hızlarını görelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta ayarladığımız rotanın uçuş videosunu paylaşacağım. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.